Kıymetli vekillerim, saygıdeğer kaymakam beyim, belediye başkanım, sevgili İskilipliler, uzaktan yakından teşrif eden tüm misafirlerimiz, hepinizi İskilip Atıf Derneği adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum ve yavaş yavaş başlayacak olan programımızı kısaca arz etmek istiyorum. Girişteki görevli arkadaşlarımdan protokolümüze gelen misafirlerin lütfen isim soy isim ve ünvanlarını kürsüye tarafıma iletmelerini istirham ediyorum. Teşekkür ederim. Saygıdeğer misafirler, programımızı İstiklal Marşı ile başlatacağız. Atıf Der adına Başkanımız Mustafa Lek kısa bir açış ve tanıtım konuşması yapacaktır. Mustafa Lek Başkanımızı müteakip İskilip Şehrül Eminimiz, Belediye Başkanımız, saygıdeğer Recep Çatma Beyefendi bir selamlama konuşması yapacak. Akabinde video, slide ve film gösterimimiz olacaktır. Saygıdeğer mimarımız Mehmet Osmanoğlu'nun konuşmaları ve Atıf Der'den Hasan Çalık Bey'in kısa bir şiir okuması, Atıf Hocamızın akrabalarından diyenlerinden Ahmet Faruk İmal Hocamızın dilek, temenni ve teşekkür konuşması ve Atıf Hocamızın naaşının İskilip'e gelip kabrinin yapılmasında Mehmet Osmanoğlu ile beraber emeği geçen saygıdeğer büyüğümüz, eski Hatay milletvekilimiz Mehmet Sılay hocamızın konuşması. Bu arada da arkadaşlarım bana gelen misafirlerle ilgili bilgi verecekler. İnşallah saygıdeğer milletvekillerimiz aramızda, Çankırı milletvekilimizi, Ankara milletvekilimizi görüyorum. Onlar da bir selamlama veya onlar adına Çorum milletvekilimiz, ağabeyimiz Salim Uslu beyefendinin bir selamlama konuşmasını almak isteriz programın gidişatına göre. Şu anda arkadaşımız hazırız diyor. İstiklal Marşı'nı okumak üzere hepinizi ayağa davet ediyorum. Rahat. İstiklal Marşı için hazır ol. Senden ilahi budur ancak emeli, değmesin mabedimin göksüne namahrem eli, bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli diyen Mehmet Akif Ersoy'umuzu, İstiklal Savaşı şehitlerimizi, tüm gazilerimizi, cennet vatanımızı bize emanet eden şanlı değer ecdadımızı rahmetle yad ediyoruz. Bir kez daha bu salondan hepsine fatihalar, dualar, yasinler gönderiyoruz. Garibim,
namıma şen derler ama sen benden de daha şensin İskilip. Kendini kimsesiz ve yalnız sanma, erenler diyarı sensin İskilip. İskilip erenler diyarı değil mi dostlar? Şeyhülislam Ebu Suud Efendi cehalet-i fetvalarıyla yendi, Şeyh Yavsi de Hakk'a yarendir dendi. Yarenler diyarı sensin İskilip. Sana komşu düşer toyhane bayat, bu can pazarında kaçadır fiyat. Atıf hocam gibi şehitçe hayat, sürenler diyarı sensin İskilip. 1995 yılı Toyhane Köyü, Çorum, Bayat, Toyhane Köyü ki İskilipli Atıf hocamızın köyünde anma programında Recep Çatma Başkanımın halefi mi Mehmet Dokun Beyefendi vardı, Edip Tiryaki Beyefendi, Arif Ersoy hocam Çorum'dan, Yasin Atipoğlu abimiz hep beraber bir anma programı yapmıştık. Nerede? Nereye? Ve işte o zaman o akrostiş iki kıtalık size hatıra ettiğimiz İskilip'e, İskilipli'ye mal olan, içinde üç defa şehit geçen ve üçünden de anlamaz ruhuma geçti dilekçem, anlamaz yazısız pulsuz dilekçem dediğimiz o devir devam etti 28 Şubat'a kadar. O şiiri de size tekrar hediye etmek istiyorum. Önümde Kanal 19'un mikrofonunu da görüyorum. Karşıda kamera da çekiyor. Ne demiştik? Yıl 1995. Yer İskilip Bayat Toyhane Köyü. Toyhane Köyü'nün tepesinde Atıf Hoca Kur'an Kursu Temel Atma Programı. Alim mürekkebi ve şehit kanı. Tüm şehitler gönlümüzde yaşıyor. Issız yerde feda etse de canı, fikirleri gönlümüzde yaşıyor. Hocam şehitliğin sırrını açtı, o zaman ihvanın kendinden geçti, cümle kelebekler sonsuza uçtu, Atıf hocam gönlümüzde yaşıyor, Atıf hocam İskilip'te yaşıyor, cennet mekan tüm dünyada yaşıyor. Bütün şehitlerimize rahmet olsun. Evet, orada dediğimizi aynen tekrarlıyoruz. Demek ki böyle kemiyeti az gibi görünen şöyle bir avuç insanımız, yüzleri, gözleri gülen insanımız gözümün içine bakarak diyor ki ey şair ihvanişen, madem sen de İskilip yerli köyden geldin, o zamanki duayı tekrarla. Birini başında, birini de sonuna bırakıyorum. Ya Rabbi, göklere yükselen minarelerden beş vakit ezanı susturma ya Rab. Birlik ver, dirlik ver Türk milletine, kardeşi kardeşe küstürme ya Rab. Amin dedik. Son dörtlük sona kaldı. Şu anda ben bir taraftan saatime bakıyorum, bir taraftan da zamanı çok dikkatli kullanmaya çalışıyorum. Atıf Der adına başkanımız Mustafa Leki açış konuşması yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. Ne diyorum? Bir başkan ki tek tek gelsin diyorum. Başkana bir istek gelsin diyorum. Atıf Deri kurmuş İskilipliler, Başkan Mustafa Lek gelsin diyorum. Çok kıymetli Hazirun, Atıf hocamız gönüllüleri. Hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Esselamu aleyküm. Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Alimlerin mürekkebi ve şehitlerin kanı kıyamet günü birlikte tartılır. Ve alimlerin mürekkebi şehitlerin kanından üstün gelir. O hem büyük bir alim hem de mücahit ve şehit. Şehit alim İskilipli Atıf hocamız ile ilgili düzenlediğimiz panele hoş geldiniz. Kıymetli misafirlerimiz. Bugün burada İskilipli Atıf hocamız bir kez daha anlatılıp yad edilecek. Bu nedenle de haddimi de aşmamak için burada Atıf hocamızla ilgili anlatılması gerekenleri
Altıf hocamızın kamuoyunda yer etmesinde büyük emek ve gayretleri olan çok kıymetli hocalarımıza bırakacağım. 88 yıllık bu davada Altıf hocamızı bu millete unutturmayan ve onun ismini en yüce yerlere taşıma gayretinde olan dava ve şuur ehilleri hocalarımıza teşekkür etmek isterim. Bu vesileyle milli görüş lideri merhum Necmettin Erbakan hocamıza ve tüm milli görüş ekibine buradan dualarımızı ve selamlarımızı göndermek istiyorum. Yine Atıf hocamızın ismini hiç çekinmeden her meydanda zikreden Atıf hocamızın adını resmi kurumlar ve benzeri yerlere vererek yaşatan, Atıf hocamız gibi dik duruşuyla gönülleri fetheden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK kadrolara buradan selam ve dualarımızı göndermek istiyorum. Yine Atıf hocamızla ilgili birçok çalışma ve gayret içerisinde olan sivil toplum kuruluşlarımıza, yazarlarımıza, şairlerimize, kanaat önderlerimize, bu davanın şah damarlarına ayrı ayrı selam ve dualarımı göndermek istiyorum. Ve son olarak İskilip halkına, Toyhane köyüne ve İmal ailesine selam ve dualarımı göndermek istiyorum. Buradan şu tepkimizi de ifade etmekten geçemeyeceğim. Bu kişilere karşı yapılan bir tepki değil, bir zihniyete karşı, milli iradeyi hiçe sayanlara karşı yapılan bir tepkidir. Atıf hocamızın ismini bile duymaya tahammül edemeyen, onun isminin resmi kurumlara verilmesini alaycı bir üslupla eleştirmeye kalkışan zihniyete seslenmek istiyorum. Adı İstiklal, aslı zulüm olan mahkemelere asker, doktor ve hukukla alakası olmayan kişileri hakim, savcı atayıp kıyım yaptıran zihniyete ve bunları savunan zihniyete seslenmek istiyorum. Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur, geceyi onaran bir mimar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Hepinize selam ve saygılarımı sunarak konuşmamı bitirmek istiyorum. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun. Saygıdeğer Atıf Der Başkanı Mustafa Lek Bey'e kısa, veciz ve öz güvenli meydan okuyan konuşmasından dolayı teşekkür ediyorum. Ve sizin de, size de diyorum ki Mevlam hilalime zeval vermesin. Aramıza fitne fesat girmesin. Alkışlayan eliniz dert görmesin. Bu güzel panele sefa geldiniz. Saygıdeğer misafirler, vakit nakittir, vakit dar ama bir taraftan sağ olsun arkadaşlarımız gelen telgrafları, gelen misafirlerin isimleri ulaşıyor bana. Müsaade buyurursanız gelen misafirlerimizin isimlerinden bahsetmek istiyorum. Hızlandıralım değil mi? Evet Salim abim hızlandıralım diyor. Çünkü hizmet çok, çok çok hizmet istiyoruz. Vakit yok, hizmet çok. Evet, şu anda benim elime gelen listeye göre Muş milletvekilimiz Sayın Faruk Işık Bey Efendi burada. Evet, onu takdim etti Aşık burada. Sayın vekilimiz Işık burada. Atı Hoca diyarı da nurlandı, yanıyor manevi ışık burada. Evet, Bursa milletvekilimiz Sayın İsmet Su. Duadan, takdirden, emir sultanlardan kısmetimiz var. Tabi Bursa'dan gelen bir İsmet'imiz var. Vay su gibi aziz ol İsmet abi, çok teşekkürler. Anam Tülay Selamoğlu'nu atlamışım. Allah Allah. Allah Allah. Özrünü ikiye katladı şair. Ankara milletvekili. Bende telefonu bulunan tek vekilimiz. Tülay Selamoğlu'nu atladı şair. Yerinizin hoş geldiniz. Hürmetler, saygılar. Vay be vay. İskilip'te sunaların sunası. Allah Allah. Kaç erkeğe bekledi bir Türk anası. Hoş geldiniz.
Efendim devam ediyorum. Çankırı milletvekilimiz İdris Şahin Bey. İdris Bey hoş geldiniz. İrfan Genç Başkanıma selamlar ama bu arada etin lezzetlisi koyun diyoruz, akrabanın hayırlısı kayın diyoruz. Bana eniştedir Çankırı'dan, evli İpek efendim beni Çankırı'dan everdiği için diyorum böyle hafif espri katarak hızlı bir şekilde ve şu anda Sakarya Milletvekilimiz İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Sayın Ayhan Sefer Üstün Bey. Bir göreyim şöyle. Esmurda Sefer Bey diyeceğiz. Bakın ha binlerce manevi nefer burada. Sefer üstünümüz sefer burada. Yolunun varlık olun gerisi hep Angarya. Yüzüstü çok süründün. Ayağa kalk Sakarya. Diyeceğiz inşallah. Yani şu anda AK Parti İl Başkanımız çiçeği burnunda avukat Rumi Bekiroğlu. Sayın Değer Başkanımız. Süheyb-i Rumi diyarının il başkanına Rumi ismi de tevafuk çok güzel yakışıyor. Ey ihvanım nerede bir gönül eri? Onlar aydınlatır tüm gönülleri, Hıdırlık Camii ziyaret yeri gözümde tütüyor. Süheyb-i Rumi Çorum'da yatıyor. Süheyb-i Rumi adına kurban, tadına kurban. Merkez ilçe başkanımız, avukat, hemşehrim Yaşar Anaç Beyefendi. Alkışlarla doldu yamaç burada. Sayın ilçe başkanımız Anaç burada diyorum ve hemen gözünüze baktım kısa kestir gibisiniz. Hızlı bir şekilde gelen telgrafları nezaketen isimlerini okusam olur mu? Hepsi hemen hemen şu meyelde. Çağırdınız, davet ettiniz, sağ olun. Hizmetim çok olduğu için gelemiyorum. Teşekkür ederim. İlk gelen telgraf Salim Uslu Çorum Milletvekili ne demiş? Bayram Özçelik, Burdur Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyesi Burdur'a buradan selamlar. Sayın Vekilimize teşekkürler. Devam ediyorum. Recep Çatma Beyefendi'ye gelen telgrafları, Sayın Başkanımıza gelen telgrafları. AK Parti Milletvekili Sermin Balık. Teşekkürler Sermin Balık. Ve yine Recep Çatma Beyefendi'ye Halil Mazıcıoğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili, Sanayi Ticaret Enerji Tabi Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı. Teşekkürler. Hüseyin Bürge, İstanbul Milletvekili, Recep Çatma Belediye Başkanlığı'na İskilip demiş. Ve yine Belediye Başkanımıza gelen Çorum Milletvekilimiz Murat Yıldırım, Filistin Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı. Teşekkür ediyoruz Murat abimize, yol arkadaşımıza ve yine başkanımıza gelen telgraf. Gürsoy Erol, AK Parti İstanbul Milletvekili, hızlı gidiyorum, affınıza sığınıyorum. Hüseyin Tanrıverdi, Manisa Milletvekili, devam ediyoruz başkanıma gelen telgraflara. Avukat Yusuf Başer, Yozgat Milletvekili, Seçim İşleri Başkan Yardımcısı ve Salim Uslu Beyefendi'ye gelen Avukat Yusuf Başer, Yozgat Milletvekili Seçim İşleri Başkan Yardımcısı. İki defa tekrar üçüncü yine aynı. Allah Allah. Allah Allah nurun Allah'a nur. Salim Uslu Beyefendi'ye Mustafa Kemal Şerbetçioğlu AK Parti Bursa Milletvekili. Bugün İskilip'te Bursa rüzgarı esiyor efendim. Ve yine Salim Uslu Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri İskilip demiş. Harun Karaca İstanbul Milletvekili. Recep Çatma, İskilip Belediye Başkanı, Avukat Ramazan Can, Kırıkkale Milletvekili, Adalet Komisyonu üyesi ve Grup Yönetim Kurulu üyesi. Arkadaşlar, telgraf gönderen, selam gönderen, sevgi gönderen, dua gönderen, maddi ve manevi atıf dere destekte bulunan tüm vekillerimizi, tüm gönüldaşlarımızı sizin adınıza sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Ve önümdeki programa bakıyorum. Şu anda hızlıca devam ediyoruz. Muş Milletvekilimiz Sayın Faruk Işık Beyefendi. Faruk Işık Beyefendi hazırlanana kadar İskilip Şehrül Eminimiz Kaşlarını Çatma Başkan. Sayın Recep Çatma Başkan. Allah Allah. Sayın Başkanımızı sahne sahibi olarak mikrofona davet ediyorum.
Sayın Meclis İdare Amirim, Sayın Vekillerim, Sayın İl Başkanım, Sayın Kaymakamım, Sayın Merkez İlçe Başkanım, İskilip İlçe Başkanım, değerli misafirler, sevgili konuklar, hanımefendiler, beyefendiler, basın mensupları, vefatının 89. yıl dönümünde İskilip'imizin övünç kaynağı İskilipli Atıf Hocamızı anma etkinliklerine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yaşadığı döneme damgasını vurmuş, İskilip'imizin adını Türkiye'de İslam alemine ve tüm dünyaya duyurmuş ve maalesef hukuksuzluk sonunda idama mahkum edilmiş İslam alemi hocamıza vefa borcumuzu yerine getirebilmenin çaba ve gayret içerisindeyiz. Din ve siyaset adamı, yaşadığı döneme damgasını vurmuş Ebu Suud Efendi, şu an türbesinde ve camisinde restorasyonu devam eden Şeyh Yavuz Hazretleri, astronomi bilgini Ali Kuşçu, türbesi Evlük'te bulunan Şeyhülislam Nurullah Efendi, Osmanlı İmparatorluğu'na birçok hafız yetiştirmiş çakmak dede olarak bilinen Şeyh Huslüddin Aktar, Hacı Karani, Gül Baba gibi manevi şahsiyetlerimizin gurur kaynağımızı olmakla birlikte İskilip'imizin manevi atmosferini her zaman canlı tutmaktadır. İskilip bugün tarihi günlerinden birini daha yaşamaktadır. Bu toplantı tarihi geleceğine doğru inşa etmek için son derece önemlidir. Atıf Hoca yıllarca bize dayatılan aksine işgale karşı ilk karşı çıkan ve kınayan İslam alimidir. Ülkemiz hızla normalleşme sürecine girmiştir. Bugün artık hocamıza İstanbul'da, Ankara'da, Çorum'da, torunları olarak yaşadığımız İskilip'imizde anabilme hatırasını canlı tutabilmekteyiz. Hocamızın mezar yeri dahi bilinmezken Sayın Mehmet Sılay Bey uzun araştırmaların sonunda Şafak Tepe Parkı'nda mezarını bulmuş, kemiklerini İskilip'e getirerek şimdiki külliyenin bulunduğu alanda dualarla toprağa verilmiştir. Daha sonra anıt mezarı ve külliyesi inşa edilmiştir. Ziyaretçisi yaz kış her zaman devam etmekte. İskilip Belediyesi olarak biz de elimizden gelenin en iyisini yapma ve hocamızın aziz hatırasına çıkmak için gayret sarf etmekteyiz. İskilip'imiz olan değerli misafirler, kıymetli hemşehrilerim, zamanınızı fazla almamak için Atıf hocamızın torunları olarak sözlerimi tamamlarken büyük zahmetlerle hocamızın mezarını bularak İskilip'imize getiren ve hocamızın ülke genelinde tekrar gündeme gelmesine vesile olan Hatay eski milletvekili Sayın Mehmet Sılay Bey'e, süreci aksatmadan devam etmesinde her türlü katkı sağlayan Çorum milletvekilimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amirimiz Sayın Salim Uslu Bey'e, AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcımız Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Sayın Doktor Cahit Bağcı Bey'e, milletvekilimiz Murat Yıldırım Bey'e, eski belediye başkanlarımız Sayın Valimiz Orhan Öztürk Bey'e, Sayın Numan Sezer'e, Atıf Hoca Anıt Mezarı ve Külliyesi'nin yapımında başından sonuna kadar takipçisi olan Mimar Sayın Mehmet Osmanoğlu'na, panelimizin tertiplenmesinde ve diğer etkinliklerde bizlerle beraber çalışan Atıf'ter yöneticilerine, bu alanlı günde bizlerle birlikte olan hemşehrilerimize teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Anma etkinliklerimizin amacına ulaşmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediliyor, saygılar sunuyorum efendim. Saygıdeğer Belediye Başkanımız, Şehrül Eminimiz, İskilip Belediye Başkanımız Recep Çatma Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. Allah razı olsun ve geçmişte İskilip'e hizmeti, katkısı bulunanlara da bizim unuttuklarımızı üstüne basa basa söyledi. İşte güzellik burada. Allah hepinizden razı olsun. Yeter mi? Evet ama yetmez diyoruz. Bütün vekillerimizden, bütün başkanlarımızdan daha çok, daha çok gece gündüz hizmetler istiyoruz. Öyle mi başkanım? Ne dedim? O garagaşlarını çatma başkanım, sakın ben reisim diye bu fukara şaire çatma başkanım. Gece gündüz sizden hizmet istiyoruz. Yapma ha başkanım, yapma başkanım. Efendim, gelen misafirlerimiz, vekillerimiz adına şöyle... tecrübeli milletvekillerimizden, bütün milletvekillerimizi temsilen
Muş milletvekilimiz Faruk Işık Beyefendi'yi selamlama konuşması için mikrofona arz ediyorum. Evet. Dolmaya hazırlansın kaşık burada. Sayın vekilimiz Işık burada. Sonra tecrübe dedi, aslında bizim tecrübeli abilerimiz vardı, onların biraz bana da sürpriz oldu doğrusu. Ama burada bulunmaktan, bu hissiyatı beraber paylaşmaktan son derece mutlu oldum dedikten. Hukuktan yoksun mahkemelerin inim inim illettiği bir coğrafyanın evladından, yine aynı mahkemelerin inim inim illettiği ve acılar yaşattığı diğer coğrafyanın evlatlarına Allah'ın selamı olsun, bereketi olsun, zaferi olsun diyorum. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Aynı acıları, aynı hissiyatı Türkiye'nin bir çoğu coğrafyasında maalesef yaşandı. Tarihimiz acılarla dolu, idamlarla dolu, yoksulluklarla dolu, sürgünlerle dolu. Din, vatan ve millet adına mücadele edip de idam sefhasına giden Atif Hoca bunlardan birisi. Bir örneği. Atif Hoca bir mütefekkir, bir alim, bir din bilgini, ama onun ötesinde hakikaten hayatımda gördüğüm o mücadele aşkı. Vatan için, millet için, bayrak için vermiş olduğu mücadele aşkı. Mondros müdarekesine bakarsınız, ilk karşı çıkanlardan birisi Atif Hoca. Memlekete yönelik, memleketin istikbaline ve ikbaline yönelik olan o anlaşmanın içerisindeki olan maddeler ilk karşı çıkanlardan birisi. Anadolu İtilaf Devletleri tarafından işgal edilirken biri bakarsınız Atif Hoca, ilk karşı çıkanlardan birisi. İzmir işgal ediliyor, İnsanları direnişe, mücadele davet eden gene Atif Hoca. Teali İslam Cemiyeti, İslam'a yönelik, özellikle İttihat ve Terakki tarafından İslam'a yönelik olan yıpratma ve taarruzlarına karşı kurmuş olduğu Teali İslam Cemiyeti'nin içerisinde başına bir bakarsın Atif Hoca görürsünüz. Ve gün geliyor İngiliz emperyalistleri Hürriyet ve İtilaf Partisi'nden ülke savunmasında bulunan olan milisleri dağıtmak için fetva isterler. Atif Hoca zorlama çalışır. Yazılan fetva imza atmıyor ve mühür vurmuyor. Onun iradesi dışında dağıtılan Teali İslam Cemiyeti adına uçaklarla dağıtılan bildirileri hemen arkasında Ekim 1920'de Vakit Gazetesi'nde bir beyanatla asla kabul etmediğini ve mutlaka işgale karşı İnsanların dirilişe geçmesi gerektiğini vurguladı. İşte Atif Hoca. Bizim için önemli olan bu. Vatan adına, millet adına, bayrak adına, bu coğrafya adına verilen mücadele. Esas ihtilafı da İttihat ve Terakki zihniyetine karşı. Bu ülkeyi, bu milleti, bu ümmeti bölmeye çalışan ve sadece tek tipleştirme adına yeni bir hamle başlatan, ki o hamlede ümmeti bölen, milleti parçalayan bir hamle, ona karşı direnişte Atif Hoca'yı görürsünüz. Anadolu'nun bir evladı olarak, aynı sıkıntıları yaşayan bir kardeşiniz olarak, Salim abi geçen gün söyledi, koşa koşa geldim. Niye geldim? Aynı hissiyatta sizin duygularınızı paylaşmaya. Geçmişte bizim de ecdatlarımızın yaşadığı acıları sizlere paylaşma. Sizin yaşadığınız acıları da kendi acımızı bilerek geldik. Bir Müslüman kardeşiniz olarak burada bulunmakta gerçekten mutluyum. Ama şunu bil ki Atif Hoca'nın davası, yaktığı meşaleler asla sönmeyecektir. İlâ nihayet yine milletin birliğini ve bütünlüğü sağlayacak ve bu devlet ilâ nihayet var olacaktır. Bu millet ilâ nihayet var olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta sizlere saygılarımı sunuyorum ve Atif Hoca rahmetli şehidimizi anarak onun davası önünde saygıyla eğiliyor. Allah yar ve yardımcınız olsun diyor. Başka
Kartal'dan yaza ve kışa selam diyoruz. Işık Bey'in şahsında Muş'a selam diyoruz. Evet, şehitleri yad etmek. Kolay Hanım, Kolay Hanım. Siz de Angarya'ya selam götürün. Tülay Hanım, Tülay Hanım. Allah razı olsun vekillerimizin hepsinden. Ve saygıdeğer misafirler, Bayat Belediye Başkanımızı görüyorum. Hoş geldiniz ediyorum. Saygıdeğer Başkanım, hoş geldiniz. Toyhane, Bayat'a bağlı. Ekrem Ünlü Başkanıma, Düvenci Belediye Başkanımıza ve diğer benim göremediğim misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Sayın Başkanım, hoş geldiniz. İmaller burada, Atıf Hocamızın akrabaları, Ankara Toyhaneliler Dernek Başkanları. Nerede? Göremiyorum. Ayağa kalkarsa sevinirim. Tüm imallere, Atıf Hocamızın tüm akrabalarına ki sağlamca atılsın temel burada. Atıf Hocamızın soyu imal burada. İmallerin hepsine selamlar. İnşallah Ahmet Faruk İmal Hocamız bir konuşma yapacak. Kazım İmal kardeşim, o da burada. İmallerin hepsi burada. Tüm Toyhanlılara, Atıf Hocamızın akrabalarına, herkese selamları hızlı ve toptan gönderiyorum. Özür dilerim. Sık sık da saatime bakıyorum efendim. Kimseyi de unutmak istemiyorum. Sürcü lisan edersem, misafirlerimizden saygıdeğer Kaymakam Bey'im, sevgi ve saygıya evettir reyim, Şuayb Bey benim, Kaymakam Bey'im. Unuttuğum olursa not gönder lütfen. Efendim, Meclis İdare Amirimiz, göksümüzü gere gere hemşehrimiz dediğimiz Salim Uslu Beyefendi'yi alkışlarınızla mikrofona davet ediyorum. Evet, şöyle bir ardına yaslan şairim, Uslu'nun yanında uslan şairim. Saygıdeğer Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarımız, Çankırı, Bursa, Ankara, Muş milletvekillerimiz, değerli Mehmet Sıray vekilimiz, Kaymakam Bey, belediye başkanımız, uzaktan yakından gelen tüm Atıf Hoca dostları, hepinizi sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Şimdi evvel emirde birkaç teşekkürümü arz edeyim. Öncelikle geçtiğimiz hafta hem belediye başkanımızı aradım, hem Atıf Der Başkanımızı aradım. Böyle bir toplantının yapılması konusunda düşüncelerimi paylaştım. Ve hatta mümkünse bu toplantının belediyemiz ve Atıf Der tarafından birlikte yapılması önerimi kendileriyle paylaştım. Ve huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Bugün hepimizi bir araya getirdiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ve dileğim, temennim odur ki inşallah bundan böyle her yıl Şubat ayının ilk haftası Atıf Hoca'yı anmak üzere bir haftalık etkinliklerle sürdürülen, devam ettirilen bir gelenek haline gelir. Çünkü hem Atıf Hoca'yı böyle bir toplantıda anmak yetmez, ona haksızlık olur. Hem de onu anlamak için bir toplantı boyunca müsamere tadında bir konuşma görüntüsü doğru değil. En azından bizim gönlümüzü doyurmaz, gözümüzü doyursa bile. Bu açıdan bir hafta süren yoğun bir çalışmaya, hatta mümkünse bilimsel çalışmalara, görsel çalışmalara ihtiyaç var. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz. Mehmet Sılay Bey aramızda, Mehmet Bey mimarımız aramızda. Onların çok büyük emekleri var. Nitekim Sayın Belediye Başkanımız
büyük bir vefakarlık göstererek teşekkür etti. Ben de aynı şekilde bu teşekkürüm. Atıf Hoca ise Ankara'da kimsesizler mezarlığına defnedildi. Hatta o kadar kimsesizdi ki 1954 yılında asli mezarlıkta yeni bir mezar yeri belirlendiğinde Atıf Hoca'nın yakınları mezara sahip çıkamadılar. Herkes yakınının mezarının kabrini taşımasına rağmen Atıf Hoca'nın mezarı Şafaktepe'de şimdiki parkın altında kaldı. Ve nihayet o günlerin bir zabıt katibi çocuklarına tavsiye ederek, vasiyet ederek mutlaka Fatihalar ve Yasinler okunması tavsiyesinde bulunarak yeri ilgili arkadaşlara bildirmesini sağladı. Herhalde o vefat etmiş zat, Allah rahmet eylesin. Ve ne güzel ki biz bugün şehidimizin en azından kabrinin yerini biliyoruz. Şimdi Atıf Hoca'ya Fatihalar ve Yasinler gönder diye o zabıt katibi vasiyet etmişti ya, biz hepimiz milyonlar Fatihalar ve Yasinler gönderiyoruz. Çünkü şuracıkta bir söz var. Bu söz aslında Ertuğrul Gazi'ye ait bir sözdür. Bir nefesine hükmedemediğimiz bir dünyaya boyun bükeceğiz diyor. Ve arkasından da bu cümlenin devamı, zalime eyvallah mı diyeceğiz? Evet, Atıf Hoca zalime eyvallah demediği için hayatıyla ödedi bu restini. Biz de onun için zalime eyvallah demeyen onun nesli olarak her alanda, her zaman Atıf Hoca'nın davasını savunmaya ve onun gibi isimsiz şehitlere, kahramanlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Belediye başkanlarımız, daha önce görev yapan belediye başkanlarımız elbette çok ciddi katkılar verdiler. Onlara da müteşekkiriz. Buradan hepsini şükranla anıyoruz. Ve Recep Çatma Bey başkanlığındaki belediyemiz Atıf Hoca Külliyesi'nin her türlü bakımını yapıyor. Ve ziyarete açık tutuyor. Bu da son derece önemli. Biz milletvekilleri olarak bu sene bu anma etkinliklerine bir grup vekille birlikte geldik. Ve bugün aramızda başka vekil arkadaşlarımız olacaktı. Mesela Feyzullah Kıyıklık Bey rahatsızlığı münasebetiyle gelemedi. Düzce milletvekilimiz Osman Çepir Bey rahatsızlandı, arabadan indirdik. Yine Erol Kaya Bey, İstanbul vekilimiz, Ardahan vekilimiz Orhan Atalay Bey, Erzurum vekilimiz Cengiz Yavilloğlu bugün yine programdaydılar. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın davetini icabet edecekleri için gelemediler. Sizlere selamlarını gönderdiler. O gün yani İstiklal Mahkemesi'nin teşkilini hepiniz biliyorsunuz. Çok da hukuku olanlar anlatacaklar bu konuyu. Ben sadece şunu söyleyeyim. O gün mahkeme heyetinde bulunan zatlar milletvekiliydi. İşte Kelali lakaplı Ali Çetinkaya, Kılıç Ali, Kelali Afyon vekili, Kılıç Ali Antep vekili, sanıyorum Reşit Galip Aydın vekili ve savcı, yani bugün Yalçın Küçük, Profesör Yalçın Küçük olarak bildiğimiz zatın amcası Necip Ali de yine 6 dönem zannediyorum 5 veya 6 dönem mecliste milletvekilliği yapmış. 1. 2. 3. mecliste savcı. Heyetin tek hukukçu yargıcı o. Ve çok enteresandır. Orada belki anlatacaklar, ilginç diyaloglar yaşanıyor.
Mesela bu diyaloglardan bir tanesi çok enteresan. Mahkeme reisi Atıf Hoca'ya diyor ki, hoca, fes de bir bez değil mi? Sarık da bir bez değil mi? Şapka da bir bez değil mi? Atıf Hoca merhum diyor ki, pekala, şu arkanızdaki bayrak da bir bez değil mi? O zaman değiştirin onu, yerine İngiliz bayrağı alsın diyor. Ve arkasından bekliyor. Ben size adetle alamet arasındaki farkı anlatıyorum diyor. Yani şuracıkta gördüğünüz sarık aslında Müslümanın alametidir. Onun için kıymeti harbiyesi vardır. Yoksa bez olduğu için değil tabii ki. Türk bayrağındaki Türk bayrağı bez olduğu için değil. Mersin gemisi batar Osmanlı-Rus savaşında. Meclisi mebusanda durum görüşülmektedir. Birinci mecliste. Vekillerden bir tanesi değerini sorar. O zamanki Harbiye Nazırı der ki zaten gemi gelince hurdaya çıkacaktı. Onun için değeri de şudur. Çok da önemli değil. Oradan vekil ayağa kalkar der ki Nazır Efendi, Nazır Efendi ben sana geminin değerini değil bayrağın değerini soruyorum. Geminin fiyatını değil bayrağın değerini soruyorum. Bizim için İslami anlayışımıza, kültürümüze, değerlerimize uygun olduğunu düşündüğümüz bütün alametler bizim değerlerimiz bütünü içerisindedir. O açıdan önemlidir ve anlamlıdır ve İşte bu sarığın altındaki kelle gitmiştir. Ama bugün o kelleyi, o kellenin yüreğinde taşıdığı değerleri savunan milyonlarca insanın yürekleri, dudakları dualarla o muhterem zatlar şehitler için çırpınmaktadır. Ve ne garip tecellidir ki biliyor musunuz? İskilipli Atıf Hoca bu sarık uğruna şehit olmuştur. Üstelik de mahkeme salonunda bile çıkarttıramamışlardır bunu. Ancak idam sehpasında bizzat idamları seyretmekle zevk alan mahkeme reisinin getirdiği şapkayı kafasına geçirmek istemişlerdir. Ve işte o zatın memleketinde İskilip'te şu anda bulunduğumuz halk eğitim merkezinde yılda 50 bin adet sarık üretilmektedir Diyanet için. Bu da ilahi bir tecelli diye tespit etmek lazım diye düşünüyorum. Peki bu zatlara ne oldu dersiniz? Bu yargılayan zatlardan hemen hepsi perişan halde öldüler. Kimi kimsesizdi, kimisi korkular ve vehimlerle yaşayarak hayatını sonlandırdı. Kimi de sessiz, sakin bir yerde kenara çekilip gözden ırak öldü. Yani eden buldu. Ettiklerini buldular. Peki Atıf Hoca'nın suçu neydi? 9 tane kitap yazmış bir ilim adamının suçu ne olabilir ki? Yazmaktan, düşünmekten gayrı. Oysa yazıdan, düşünceden, inançtan korkanlar kendilerine olan güvensizliklerini ancak kelle alarak, korku salarak sürdürmeye çalıştılar. Ve nitekim o günlerde, o günleri yazan zatlar daha sonra
önemli değerlendirmelerde bulundular. Mesela Nurettin Topçu der ki, İstiklal mahkemelerinde hukuk yoktu. İstiklal mahkemelerinde haydutlar vardı der, eşkıyalar vardı der. Ve daha sonra Üç Aliler Divanı isimli kitapta Yılmaz Karakoyunlu İstiklal Mahkemelerini anlatır. Aslında İstiklal Mahkemeleri asker kaçakları ile ilgili işlem yapmak üzere kurulmuştur ama sonradan İstiklal Mahkemeleri kurulan rejimin değerlerini halka benimsetmek amacıyla bir baskı aracı, rejimin bir sopası olarak faaliyet göstermiştir. Yine Yılmaz Karakoyunlu'nun söylediğine göre İstiklal Mahkemelerini kapatma kararı aldığında Atatürk, efendim biz size bir rapor yazalım demiştir Kenadi, yani Ali Çetinkaya. Mustafa Kemal de ona ne raporu? Ben açtım, ben kapatıyorum demiştir. Yani böylesi bir Jacoben rejimin ürünüdür İstiklal Mahkemeleri. O nedenle İstiklal Mahkemelerinin verdiği bütün kararlar açığa çıkacaktır. Nitekim Meclis Başkanımız Sayın Cemil Çiçek İstiklal Mahkemelerinin elimizdeki tüm belgelerini muhtemelen bugünlerde kamuoyuna açıklayacaktır. 10 cilt halinde üniversite hocalarının ve kimi düşünürlerin de katkısıyla hazırlanmış ve yakın zamanda piyasaya çıkarak kamuoyunun ilgisine ve bilgisine sunulmuş olacaktır. Hoca bir kitap yazdı. 9 kitaptan bir tanesi ve sonuncusu 1924 Temmuz'unda yazdı zannediyorum. 1925'te şapka iktisası yasası çıkartıldı ve 671 sayılı yasa. Arkasından da hocaya dediler ki sen yani burada şapka kanunu muhalefet ettin. 1,5 yıl önce yazdığınız kitapla, 18 ay önce yazdığınız kitapla nasıl muhalefet edersiniz? O tutmadı tabii. Dediler ki sen İstiklal mücadelesine karşı çıktın. İstiklal mücadelesini ve Kuvayi Milliye'ye karşı bildiri yayınlayan heyetin içerisindeydin dediler. Hoca bunun üzerine o zamanki bir gazeteyi göstererek, Vakit Gazetesi sanıyorum 1034 sayılı nüshayı göstererek, işte vesika, benden vesika istiyorsunuz, işte vesika, ben milli mücadeleyi destekliyorum, Kuvayi Milliye'yi destekliyorum, doğru buluyorum, bağımsızlığı savunuyorum demiştir. Buna rağmen mahkeme heyeti hocayı paylayarak adeta sen onu başka amaçlar uğruna yaptın diyerek sana inanmak zorunda değiliz ve inanmıyoruz diyerek açıkça ihsası reyde bulunmuştur. Oysa hukukun temel ilkesi beraat-ı zimmet asıldır ama orada mahkeme heyeti ihsas-ı reyde bulunmuştur. Mahkeme heyetinin verdiği kararın itirazı kabil değildir. Mahkeme heyeti savunma almamıştır. Mahkeme heyeti avukat bulundurmayı istememiştir ve yargıçlar hukukçu değildir. Neresinden bakarsanız bakın sonuç itibariyle İstiklal Mahkemesi'nin kararı hukuki bir karar değil, bir cinayettir. Ve bizler de Art Hoca'nın torunları olarak, hele hele ben şahsen kendimi Çorum Milletvekilliğine adaylık başvurusu yapmış Art Hoca'nın bir emanetçisi görmekteyim. Ve 31 Mart vakasının komutanlarından, darbeci komutanlardan Şevket Süreyya'nın katline karıştığı iddiasıyla
tehditle milletvekilliği talebinden vazgeçirilmiş ve sonra da pardon denilerek, bir yanlışlık oldu denilerek İstanbul'a dönmesi sağlanmıştır. Ve böylece Çorum temsilsiz bırakılmıştır meclisi mebursanda. İşte bu sebepledir ki Atıf Hoca'nın değerlerine, emanetine sahip çıkmak hepimizin görevidir ama en çok da benim görevimdir diye düşünüyor ve bunu ciddi bir mesuliyet olarak omuzumda taşıyorum. Evet, Atıf Hoca'nın beraatı konusunda ya da Atıf Hoca'nın iade-i itibarı konusunda zaman zaman konuşuyoruz. İnanın Atıf Hoca'nın iade-i itibara hiç mi hiç ihtiyacı olmadığını düşünüyorum. Ve inanıyorum, buna da inanıyorum. Burada bilhassa sizlerle paylaşmak istediğim bir şey var. Atıf Hoca'nın itibarının iadesine ihtiyacı yok. Ama onun çocukları olarak itibarlı yaşamak gibi bizim bir mecburiyetimiz var. Dedesine sahip çıkmak gibi, atasına sahip çıkmak gibi, ecdadına sahip çıkmak gibi, değerlerine sahip çıkmak gibi bir sorumluluğumuz var. Victor Hugo diyor ki, ruhu olmayan, ruhunu kaybeden, pardon, ruhunu kaybeden dünyayı kazansa ne çıkar diyor. Biz de ruhumuzu kaybetmemek adına ya da bize ruh veren değerleri kaybetmemek adına değerlerimize sahip çıkıyoruz, çıkmak zorundayız. Ve biz çok kötü tecrübeler yaşadık Türkiye olarak, Türk halkı olarak. Az önce müşvekilimiz de söyledi, bu coğrafyanın her tarafında bedeli kanla ödenmiş bir sistem kuruldu. Ve işte biz o sistemi insanileştirmek, o sistemi normalleştirmek çabasındayız. O nedenle adına demokratikleşme dediğimiz, açılım dediğimiz bir dizi kararlar alıyoruz. Olağanüstü halleri kaldırdık, sıkı yönetimleri kaldırdık, Milli Güvenlik Kurulu'nun sivilleşmesini sağladık, devlet güvenlik mahkemeleri ve özel yetkili mahkemeleri kaldırdık, Emasya protokolünü kaldırıp çöpe attık, askeri yargının yetki alanlarını daralttık, darbeye dayanak teşkil eden TSK'nın iç hizmet kanunu değiştirdik ve 82 Anayasası'nın darbelere geçit veren dokunulmazlık zırhı kazandıran 15. maddesini kaldırdık ve milli güvenlik üyelerinin yani darbecilerin yargılanmasını sağladık. Bitti mi? Hayır, bitmedi görevimiz. 95 yıl önceki tabuları da açığa çıkartmak bizim boynumuzun borcudur. 95 yıl önce modernleşme adı altında tabular, dokunulmazlar yaratanlar kendilerini dokunulmaz kılıp her farklı düşünceye tahammülsüzlük göstererek onun kellesini almayı otoritenin gereği sayanlar o günlerde yapılan hukuksuzlukların, yanlışların, ayıpların, defoların mutlaka sorumluluğunu üstlenmek durumundadırlar. O nedenle inanıyorum ve güveniyorum ki bizim iktidarımız Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu Başkanımız da buradadır. Değerli üyeleri de aramızda. Bizim iktidarımız ve Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hukuksuzluğu, bu hukuksuzluğun yol açtığı ayıpları temizlemek durumundadır. Meclis böyle bir ayıpla yaşayamaz. Varlığını sürdüremez. Türkiye Büyük Millet Meclisi madem ki her türlü kararı vermekte, almakta özgürdür, millet iradesi
iradesini temsil etmektedir. İşte millet burada. İşte millet iradesi kendi evlatlarından yanadır. Kendi değerlerinden yanadır. Meclis iradesini, devletin gücünü ve sopasını kullanarak kelle avcılığına çıkanların ayıplarını teşkil etmek ve suçsuz, günahsız, masum insanların hukukunu temsil etmek Yüce Meclis'e düşen en temel görevlerin başında gelmektedir. O sebeple inanıyorum ki Türkiye Büyük Millet Meclisi kısa zaman içerisinde Nazım'a layık gördüğü iadeyi itibarı, Ahmet Kaya'ya uzattığı dostluk elini Atıf Hoca'dan Said Nursi'den Şeyh Said'den ve de Dersimli Seyit Rıza'dan esirgemeyecektir. Hepinizi sorguyla saygıyla selamlıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi İdara Amirimiz, Çorum Milletvekilimiz, saygıdeğer büyüğümüz, ağabeyimiz Salim Uslu Beyefendi'ye sizin adınıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İnşallah Atıf Hocamızla ilgili de tüm gelişmelerin takibini yapacağınızdan eminiz. Hepsi güzel gelişmeler. Yeter mi? Evet, ama yetmez. Daha fazlasını, daha çoğunu istiyoruz. Bana gelen notlarınızı böyle hafiften iletiyorum. İnşallah Bayat Belediye Başkanımız burada. Bayat'taki nasıl Kur'an kursumuzun adını Atıf Hoca Kur'an kursu koyduysak, İskilip Devlet Hastanemizin adını Atıf Hoca Devlet Hastanesi, Çorum Adliye yakınındaki parkımızın adını Atıf Hoca Parkı, hatta Ankara Kursaklar'da, az önce gelirken Mehmet abim söyledi, bahsedecektir, ta Afrika tarafında Atıf Hocamızın ismi veriliyorsa, ki biz Avrupa'nın en büyük festivali olan Multi Festivali'ne gittiğimizde Almanya'da, Hollanda'da İskilip kelimesini duyanlar gelip Atıf Hocamızın sülalesindensiniz diye bizi karşılıyorlarsa, inşallah Salim abiciğim, sayın vekillerim, sizin döneminizde daha nice yerlere hocamızın ismini vermek suretiyle biz de ona layık olmaya çalışırız. Bakarsın ki Çorum Çankırı Duble yolunun adı Atıf Hoca yolu oluvermiş gitmiştir. Ama şey de devam edecektir. İdamlık veren cellatlar da, burada Grayder diye bir ayakkabı fabrikası var. Cellatların derisini orada çarık yaparız. Sen bir sarığı asarsan biz de senede 100.000 sarık yaparız. Bayraklara bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. İskilipli kuşanıp namazgaha gittiler. Atıfımın rahmetullah duasını ettiler. Yeri belli olmak için mezarını kazdılar. Üzerine Atıf Hocam şehit diye yazdılar. Vatana kurban olanlar yüce makama ermişler. Atıfımın naaşını şanlı bayrağa sarmışlar. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Evet, Bayat Çorumlular, Keçören Çorumlular Dernek Başkanımız. Hoş geldiniz Sait Bey, Sait Kaymaz Beyefendi. Ankara'da yine Atıf Hoca bayrağını dalgalandıranlardan gelen misafirlerimizi tek tek böyle bana not gönderin arkadaşlar. Gözden kaçmayın, hiçbirinizi unutmuyoruz. İnşallah notlarınızı böyle toplu olarak büyüklerimize iletmeye çalışıyoruz. Ne dersiniz, slaytımız hazır mı? Saygıdeğer büyüklerim. İnşallah bir arkadaşlarımız slayt gösterisi hazırlamışlar. Slayt gösterisinin arkasından Hasan Çalık.
Slaytımız başlamadan önce Saygıdeğer İnsan Hakları Komisyonu Başkanımızı mikrofona arz etmek istiyorum. Saygıdeğer Başkanım, buyurun. Meclis İdare Amirimiz, değerli milletvekillerimiz, değerli belediye başkanımız, kaymakamımız, değerli hazırım. Ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle ve hürmetle selamlıyorum. Bu programı hazırlayan Atıf Değer Derneği başkanına ve üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Yine bu programı beni Çorum milletvekilimiz ve idare amirimiz, değerli büyüğümüz Salim Uslu davet etti. Bu daveti alınca hiç gözümüzü kırpmadan İdris kardeşimizle birlikte yola düştük. Sebebi şuydu, İnsan Hakları Komisyonu Başkanı olarak bizler hep güncel konularda bir takım hak ihlalleri varsa bunları araştırıyoruz. Daha geçen gün Metris cezaevindeydik. Metris cezaevine gitmemizin sebebi, orada suç işleyenler var. Ama suç işleyenlerden bir kısmı hasta olmuş. Acaba bu hastalıklı halde ceza yatmaları uygun mudur, değil midir diye bir değerlendirme yapmak üzere gitmiştik. Şimdi bugünkü yani insan hakları konusundaki yaptığımız ince ayar çalışmaya bakın. Bir de 89 yıl önce, biraz önce Salim abi anlattı. O hukuk kepazeliklerine, o cinayetlere bir de bir bakın. Bunu ben hiç olmazsa tekrar zihnimde yaşayabilmek adına ben bu programa katılmak durumunda kaldım. Rahmetli şehit Şekipli Atıf Hoca'yla benim ilk tanışmam Son Devrin Din Alimleri diye bir kitap var. Orada hem Atıf Hoca'mızın hikayesini hem de bunun gibi yaşamış olan hikayeler anlatılmıştı. Ben onu daha genç yaşlarımda bu hikayeyi oradan dinledim. O zaman muhafazakar bir çocuk olarak, muhafazakar bir ailenin çocuğu olarak o bakış açısıyla sadece meseleyi tahlil etmiştim. Ama sonra hukuk fakültesine gittim. Böyle hukukçu oldum. Hukukçu olduktan sonra bir kez daha bu hikayeyi dinledikten sonra hukukçuluğumdan utandım. Nasıl bir hukukçuyum diye, bir mahkemeyim diye ortaya çıkıp da memleketimizde böyle bir kararlar nasıl verilmiş bunu hayret ettim ve gerçekten hukukçuluğumuzdan utandım. Şimdi biraz önce burada bahsedildi. Salim abi de çok güzel bir şey burada değindi. Azıcık açayım. Madem ki artık Türkiye'de her şey şeffaf, her şey konuşuluyor. Biraz önce rahmetlinin mezarına gitmiştik. Orada mimarımız anlatacak belki. Şeffaftı mezarının üstü. İki şeyi ifade ediyordu. Bir tanesi artık hiçbir şey gizli kapaklı kalmayacak. Hiçbir şeyin üstü örtülmeyecek. Bu milletin her şeyi bilme hakkı var. Geçmişten ders alacağız, geleceğe güvenle bakacağız. Bir başka bunun üstüne açıklamasının sebebi de elbette ki bizim akidemize göre, bizim inanç ve adetlerimize göre üzerinden gelen yağmur ve rahmetin oradaki mezarda yatan kişiye kadar ulaşmasıyla alakalı bir şeffaflıktı. Dolayısıyla birinci şeffaflıktan hareketle artık mutlaka o zamanda işlenen cinayetler tek tek araştırılması lazım. Atıf Dere, değerli başkanımıza, üyelerine, kapasitelerini tam bilemiyorum ama bizler destek olmaya hazırız. Ve başkaca kurumlar, önce belki de Atıf Hoca'nın davasından başlayarak o devirde binlerce haksızlığa uğramış ama ismini dahi hafızalarımıza daha oluşturamadığımız ve etrafında belki bir mirasçısı kalmamış, bir hani diğerler de bize bir okuyacak Fatiha'sı okuyacak birisi kalmamış. O şehitlerin de belki hikayelerini duyma ve itibarlarını hep birlikte iade etme fırsatı bulabiliriz. Atıf Hoca'yla üçüncü
karşılaşmamız milletvekili olduktan sonra olmuştur. Milletvekili olunca Atıf Hoca'yı yargılayan mahkemenin meclis iradesiyle kurulduğunu duyduk ve biliyorduk ama bir kez daha hafızalarımızda canlandı. O zaman da tekrar o günler hafızamdan geçti. Çünkü meclis hükümeti vardı. Yasama da, yargı da, yürütme de tek elde, yani meclisin içinde toplanıyordu. Oradan çıkan işte sözüm ona hakimler bu canice kararları vermişler. O hakimleri şu anda hatırlayan hiç kimse yok. Ama biz bugün burada Atıf Hoca'nın manevi huzurunda toplandık ve onu ve onun şahsında daha birçok mazlumu anar hale geldik. Dolayısıyla bu imkanları, bu fırsatı bizlere sağlayan değerli Erdek Başkanımıza, Salim abimize, belediye başkanımıza, herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnsan Hakları Komisyonu olarak, İnsan Hakları Komisyonu Başkanı olarak hiçbir zaman hak ihlallerinin olmadığı bir dünya özlemiyle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. İnsan Hakları Komisyon Başkanımıza, Sayın Vekilimize, İskilipliler adına, sizler adına teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Seferim, sevinin başlar yüksekte. Belki de o son devrimin mazlumlarını yazan Üstad Necip Fazıl Kısakürek, her ne kadar oğlu Mehmet'e seslenmişse de Mehmet Atıflara ve o Mehmetçi ismini taşıyan herkese, hepimize seslenmişti. Mehmet'im sevinin başlar yüksekte, ölsek de sevinin eve dönsek de, sanma bu tekerlek kalır tümsekte, yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. İnşallah son devrin din mazlumlarına, Bediüzzaman Said Nursi Efendi, Süleyman Hilmi Dunahan Efendi, İskilipli Atıf Hoca ve diğer büyük din mazlumlarının hayatına bir daha göz atma fırsatını bulmuş oluruz. Kitap kurdu olduğu komisyon başkanımın belli. Bizde eski Çorum Kütüphanesi, efendim Çorum der, Çorum İmam Hatip Okulları Mezunları Derneği Başkanı Ayhan Boyraz hocamız teşrif etmişler. Ayhan hocam neredesiniz? Hoş geldiniz, şeref verdiniz. İskilip Alp Gençlik Kadın Kolları burada misafirler. Hanımefendiler neredesiniz? Buradalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saygıdeğer basın mensupları, İskilip'imizin, Çorum'umuzun basın mensupları, hepinize tek tek teşekkür ediyorum. İktidar Partisi, Muhalefet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve diğer tüm partilerden buraya gelen, misafir olan, bizi destekleyen herkese hiçbir ayrım gözetmeden İmalilere, Toyhanalılara, Atıf Hocamızın tüm sevdalılarına tekrar sizin adınıza toptan teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Saygıdeğer arkadaşım, slide hazırsa şöyle hep beraber hem biraz kulaklarımızı, gözlerimizi dinlendirelim. Slide'ımıza bir göz atalım. Teşekkür ediyorum. Programımız slide'dan sonra devam edecektir.
alıp kaynaklı yatarlar. Atarlar mı? Neden ama? Tipeğini almak için. Haşlarlar mı yani? Haşlarlar. Hiç gözünü yaşına bakmazlar mı? Bakmazlar. Ağlamaz mı peki? Bağırıp çağırmaz mı? Ağlar. Haykırır, iller. Ama çaresiz. İş işten geçmiştir artık. Anne. Evet yavrum. Ben kelebek olmak istiyorum. Kim o? Polis. Kapıyı açar mısınız? Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam, buyurun. Ses duvar mı?